Sevda Aktolga. O doğduğunda yıl 1957 idi. Küçük yaşta başlamıştı oyunculuğa olan merakı. Önce Vatan'dan Habib Babar'a verdiği röportajda sanata olan ilgisinin nasıl başladığını şöyle anlatmıştı. İlkokulda bizim okuma bayramlarımız ve yıl sonu oyunlarımız olurdu. O dönem TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saati programının yönetmeni sevgili Vedat Demirci okulumuzda lise bölümünde sanat tarihi dersleri verirdi ve bizim piyeslerimizi hazırlardı. İlkokul birinci sınıfta Dileğin Rüyası adlı oyunda bana başrol oynatmıştı. Sonra beni tutabilene aşk olsun. Ortaokul başlayınca radyoda çalışmaya ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu'nda oynamaya başladım. Lise ikinci sınıfta Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu deneme sahnesine geçtim. O bana öğretti her şeyi. Minnettarım. Ak Tolga aslında diş hekimliği okudu. Mesleğini yıllar önce sadece 7 yıl kadar yapabildi. Sonra muayenehanesini kapattı. Sağlıkla ticareti bağdaştıramadığı için mesleğini yapmamıştı. Ayrıca oyunculuk aşkı da ağır basmıştı. Fikret Hakan'ın yönettiği Büyük Patron filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Çok heyecanlıydı ama zamanla sete alıştı. Önce vatandan Habib Babar'a şunları söylemişti. Fikret Hakan'ın yönettiği Kaya Ererez'in görüntü yönetmenliğini yaptığı en büyük patron filmi ilk setim. Son derece heyecanlıydım ve ne yapacağımı bilemiyordum. Ama sıcak ve yardımcı tavırlarıyla bir günde beni çözdüler. Sonra sinema seti bana evim gibi gelmeye başladı. Yeşilçam dünyasında yavaş yavaş dikkat çekmeye başlamıştım. Tabii asıl benim ustam, yönetmenim, sinemada oyuncu olabilmemin sebebi Ertem Eğilmez'dir. Dehasına yakın bir deha ile henüz karşılaşmadım dersem yalan olmaz. Çok özeldir benim için.'' En Büyük Patron filmi vizyona girdikten sonra Ertem Eğilmez tarafından çağrıldı ve birkaç film dışında hep Eğilmez'le birlikte çalıştı. Sonrasında Aşk Dediğin Laf Değildir, Şaban Oğlu Şaban, Cennet'in Çocukları gibi yapımlarda rol aldı. Ama ilk büyük çıkışını Hababam sınıfı filmiyle yaşadı. Sonrasında Gülen Gözler, Erkek Güzeli Sefilibo, Bir Yıldız Doğuyor, Mavi Mavi, Körebe, katma değer Şaban, milyarder gibi yapımlarda rol aldı. En akılda kalan rolü Hababam sınıfının dört kız öğrencisinden birisi, sanırım Sevda karakteri olmuştur. Kumral, çıkık, elmacık kemikleriyle Tatar güzellerini andıran bu oyuncuyu birçok Kemal Sunal filminde ve Şener Şen'in vecihi karakterini canlandırdığı Gülen Gözler filminden hatırlayabiliriz. Katma değer Şaban'da da tavuk vicdanlı güzel kız rolündeydi. Dizi sektörüne de adım atan oyuncu Üvey Baba, Büyük Buluşma, Bin Bir Gece, Aşk Oyunu. Unutma beni gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da çalıştı. Yönetmen yardımcılığı yaptı, reji ekibinde görev aldı. Üçüncü adam wordpress.com'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Ben hayatımın büyük bir bölümünü kamera arkasında geçirdim. Sinema sektöründe asistanlık yaptım. Zor koşulların insanları olduk bizler. Şu anda 7-8 kişilik kadroların yaptığı işleri tek başımıza yapmak zorundaydık. Sonrasında kalabalık ekiplerde televizyon sektöründe çalışmaya alışmak bayağı zaman aldı. Usta oyuncunun rol aldığı önemli filmlerden biri de Yol filmiydi. Öteki sinema.com'a verdiği röportajda bu filmle ilgili şunları söylemişti. Basın açıklaması yapılıyordu. Firmanın ofisinde bütün oyuncular toplanmış. Gazeteciler de oradaydı. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama yapım sorumlusu arkadaşımız oyuncuları tek tek gazetecilere tanıtıyordu. Sırayla bana kadar herkesin adını söyledi ve tanıttı gazetecilere. Sıra bana geldiğinde yüzüme baktı, tekrar baktı, durdu, sonra beni atladı ve yanımdaki arkadaşın adını söyledi. Allah'tan Tarık arkadaşımız beni atladığını fark etmiş. Hemen Sevda Aktolga dedi gazetecilere. Yapım sorumlusu arkadaş bana baktı. ''Aa Sevda Aktolga siz misiniz?'' dedi. Bir gülüşme oldu, geçti. Benim hiç unutmadığım bir anı. Öyle garip bir durumum vardı. İnsanlar ya ismimi bilir beni tanımaz ya beni tanır ismimi bilmez.'' Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda kariyeri boyunca hiç unutamadığı anılarını şöyle anlatmıştı. Filmde bizi ıslatıyorlar ve biz onları dövmeye çalışıyorduk. Onlar da bize vurmaya çalışıyordu. Kemal Sunal bana bir tokat atmıştı ve adeta beynim dönmüştü. O filmin en güzel sahnelerinden biriydi. Çok da gerçekçi olmuştu. Kemal Sunal benim gerçekten hem oyuncu hem de insan olarak çok sevdiğim bir kişiydi. Nehir filminde de sal devrildiği için boğuluyordum. Set arkadaşlarım kurtarmıştı. O anları hiç unutamıyorum. O anlar benim dönüm noktalarım oldu. Ak Tolga, Türk sinemasının usta ismi Ertem Eğilmez'in oyuncuların evlenmesini istemediğini söylemişti. Evlenince oyunculuğun sekteye uğrayacağını düşünüyordu. Ama Ak Tolga kendisine söylenenleri dinlemeyip evlenmeyi seçti. Habib Babar'a bu durumu şöyle anlatmıştı. Evet, oyuncunun evlenmesini istemezdi. Hoşlanmayışının sebebi ise sanırım izleyicinin hayranlığına ket vuracağını düşündüğü içindi. Evlenirsen oyunculuğun biter demişti. Ben biraz asi bir yapıya sahibim. Benim bir şey yapmamıştım yapmamı isteyen biri varsa bana yapma demeli ki o bende tutku olsun evlilikte öyle bir duruma girdi evlenme deyince ben evlendim gerçekten oyunculuğum bitti ama muhteşem iki çocuğum oldu hiçbir şeyin bana veremeyeceği iki hazine Rabbim her ikisine de sağlıklı uzun ömürler versin oyuncu yıllar sonra yeniden kamera önüne geçti. Rol aldığı son film Çağın kimsalı imzalı Sevda Mecburi İstikametin senaryosunu ilk okuduğunda çok heyecanlandığını ve senaryoda adeta kendisini bulduğunu söylemişti. Bodrum'a yerleşen usta oyuncu yıllardır orada yaşamını sürdürüyordu. Aktolga Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şunları söylemişti. Çocuklarımı sinemayla büyüttüm. Hayatımı sinemayla kazandım. Sinemada kamera arkasında ve kamera önünde çalıştım. Çok yoğun tempoda ve çok ağır çalıştım. İnsanlara, hayvanlara ve doğaya aşırı hassasiyetim var. Herhangi bir acıyı fazlaca dert ediyorum. Bu beni çok yıpratıyor. Bir kez felç, bir kez kalp krizi geçirdim. Üstüne de koah hastası oldum. İstanbul'un enerjisi beni çok yordu. Onun için Bodrum'a yerleştim. Şu an yaşadığım alan altın nefesledikleri alan. İnanılmaz bir oksijeni var ve çok seviyorum. Beni bu yaşattı diye düşünüyorum. İstanbul'da kalsaydım bunu başaramazdım. Burayı çok seviyorum. Bundan sonra da burada yaşamak istiyorum. İhtiyaç duyarlarsa ben projelerde olmak isterim. Yaşadığım hayattan ve her şeyden çok mutluyum. Acısıyla tatlısıyla bir sevda aktolga geçti yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.